Merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine yapımı oldukça kolay, çok da keyifle ilerleyen üçgen bir şal modeli paylaşacağım. Bu modelin bir benzerini enseden başlamalı olarak daha önce göstermiştim Ebru Liplik ile. Bu seferki yine görüntü olarak benzer ama alt ucundan başlayarak artarak ilerlemekte. Örneği çıkarırken ben ince bir angora, degredeli bir angora iplik kullandım. Ama sizler bunu tek renk simli iplerle de yapabilirsiniz. Ya da ebruli daha kalın spor ipliklerle de yapmanız mümkün. Bugün sizlere ben biraz daha kalın bir iplikle daha rahat anlatabilmek için yapımını göstereceğim. 3 numara tığ kullanıyorum ama sizler ipinize göre tığ numaranızı rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Üçgen şalların alt ucundan başlayan üçgen şalların kenarlarında genelde bu şekilde su taşları bulunur. Bu su taşlarının bazıları dönerken kenarda oluklar oluşturacak şekildedir. Bazıları ise burada görüldüğü gibi bakın hiç kenarda bir çıkıntı olmaz. Ama mantık olarak hep iki kenarda devam eden su taşı gibi görüntü ve ortasında örnekli kısım var. Şimdi örneğimize başlayalım. Bunun için öncelikli olarak 5 adet zincir yapıyoruz. 3, 4, 5 ve bu 5 zinciri bir halka haline getiriyoruz. Birinci zincirimizin içine batarak. Sonrasında 3 zinciri yaparak bu halkamızın içine 3 adet ikili trabzan yapacağız. Aralarında 2 zincir yaparak. Yani zincirimizi bir saydık. Deliğimizin içine ikili trabzan, 2 zincir yaptım. Yine aynı deliğimizin içine yine ikili trabzan 2 adet. Yine 2 zincir yaptım. Üçüncü kez 2 adet ikili trabzan yapıyoruz. İlk sıramıza başladık. Şimdi bir zincir yaptık ve döndük. Bu kenardaki girintili kısmı oluşturmak için bir zinciri yapıp döndükten sonra ikili trabzanımızın ikincisini içine batırıp kaydırma tekniği yaparak ipliğimizi içeriye temiz bir şekilde taşıyoruz. İkinci kez deliğin içine batıp yine kaydırma tekniğini yaptık ve ipliğimizi doğru noktaya getirdik. 3 zincir. İşte bu su taşları hep bu şekilde devam edecek. Yani 3 zincir yaptık. İkili trabzan. Aralarımız 2 zincir. Aynı deliğin içine 2 adet daha ikili trabzan. Şimdi şurayı yapıyorum. 2 zincir. Bakın yandaki kısma geçtim. Yine bu deliğin içine önce 2 adet ikili trabzan. 2 zincir. Yine aynı deliğin içine 2 adet ikili trabzanımızı yaparak ikinci sıramızı da tamamladık. Dönerken bir zincir yapıp ipliğimizi içeriye taşıyorduk. Bunun için de trabzanımızın ikincisine batıp kaydırma tekniği ve yine boşluğa batıp ikinci kez ipliğimizi doğru noktaya aldık. 3 zincir. Bir üst sıraya çıkmış oluyoruz bu durumda. İkili trabzan, 2 zincir. Yine aynı deliğin içine batarak kenardaki su taşlarımıza ikili trabzanlarla devam ediyoruz. Artık ortadaki örneğimizi kurmaya başlıyoruz. Bu örneğimiz için önce yerleri, sonra trabzan. Önce kutucuklar, sonra trabzanlar şeklinde arttırarak ilerleyeceğiz. Bunun için 2 zincir başını alıp az önce 2 zincirle geçtiğimiz deliğin içine ikili trabzan. Yine 2 zincir. Şimdi buradaki V'leri oluşturacağız. Bunun için
Aynı yere tekrar batarak ikili trabzanımızdaki V'imizi oluşturduk. Yine iki zincir ve su taşımızın olduğu kenar kısma geldik. İlk sıralar oldukça hızlı ilerliyor. Aralarımız hep ikişer zincir. Şimdi artık trabzanlara başlayabiliriz. Dönüşlerimiz bir zincir yaptıktan sonra ipliğimizi içeriye kaydırdık ve su taşımızın olduğu yer için 3 zincir yaptık. İkili trabzan, 2 zincir. Yine aynı yere batarak 2 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi burada trabzanlarımızı yaparken şu kısımda aynı zamanda bir sonraki sırada yeni yuvalarında yerlerini hazırlamamız gerekiyor. Bunun için 2 zincir ve altta yapmış olduğumuz kenar su taşının ilkinin tepesine sık iğne ile bağlıyorum. Ve başını alarak şu ortada yapmış olduğumuz V'nin içine 9 adet ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Zincir sayılarında dediğim gibi eliniz çok sıkı olabilir. Bu durumda birer tane arttırmanız mümkün. Sıktığını, kastığını fark ettiğiniz noktalarda. 5, 6, 7, 8 ve 9. Başlangıçta buradaki trabzana bağlamıştık. Biterken de aynı şeyi yapacağız. Yani bu sefer de buradaki ikili trabzanın ilkinin tepesine bağladık. Ve 2 zincir yaparak yine kenardaki su taşının üstüne geldik. Ve buraya yine 2 tane ikili trabzan yaparak oradaki hattımıza devam ediyoruz. Buradaki bağlama noktalarımız bizim yeni oluşacak trabzanlarımızın yerleri için hazırlık oldu. Şimdi diğer sıramıza başlayalım. Evet, bu sıramızı da tamamladık. İlk yelpazemizi yaptık. Artık bundan sonraki arttırmalarla birlikte 2, 3, 4 şeklinde ilerleyeceğiz. Kenarımızda yine bir zincir yapıp dönüp ipimizi içeri alıyoruz ve 3 zincirle bir üst sıranın kenarına başlıyoruz. Artık bu sırada hem yelpazeler, trabzanlar için yeni yuvalar yapacağız, hem de arttırma işimizi yapacağız. Bunun için 2 zincir yaptık. Sonra buradaki az önce trabzanları bağladığımız sık iğnemiz vardı. İşte bunun tepesine batarak ikili trabzanımızı yaptık. Burada V'miz olması lazım. Yine 2 zincir ve aynı noktaya tekrar batarak kenarda bir sonraki sıra için arttırma işimizi yapmış olduk. Şimdi benim bu tarafa geçmem lazım. Bunun için 3 zincir yapıyorum. 1, 2, 3. Ve altta yapmış olduğumuz 9 tane trabzanın ortasını bularak 1, 2, 3, 4. Ortasını bularak sık iğne ile bağlıyorum. Aslında diğer tarafa geçmemi sağlıyor bu 3 zincir. Yine 3 zincir. Başını aldım. Bu sefer de bu trabzanların bitimindeki sık iğnenin tepesine V'mizi yapıyoruz. Önce ikili trabzan, 2 zincir. Aynı noktaya tekrar batarak V'mizi yaptık. 2 zincirle kenara ulaştık. Bu sırada da dediğim gibi arttırma işimizi yaptık. Hem de yeni yuvalarımızı hazırladık.
Şimdi hemen dönüyoruz sıramızda. Bir zincir yaptık, döndük. İpliğimizi kaydırdık. Kenardaki su taşımızın ikili trabzanlarını yaptıktan sonra yelpazemizin trabzanlarını yapmak için iki zincir. Bunu bir alt sıradaki kenar su taşının trabzanının kenarına sabitledim. Ve başını alarak buradaki V'min içine 9 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Aslında bu sıradan sonra örneğimiz kurulmuş oluyor. Arttırmaları da görmüş olacağız çünkü. 5, 6, 7, 8 ve 9. Benim bu trabzanları bir yere sabitlemem lazım. O da az önce tam ortasında bağlama işlemi yaptığımız sık iğnenin tepesine yine sık iğne ile bağladım. Başını aldım. İkinci V'min içini de yine 9 adet trabzan yaparak dolduruyorum. 5 6 7 8 ve 9. Bundan sonra yine arttırma ve yuva işini yaptıktan sonra yine trabzanlar şeklinde ilerleyeceğiz. Bu trabzanımızın bağlanacağı noktada kenardaki su taşımızın ilkine sık iğne ile bağladım. İki zincir yaparak kenara ulaştık. Böylece ilk sırada bir adet olan yelpazem bu sırada artık iki adet oldu. Yine dönüyoruz. Son kez burada da arttırmayı göstereceğim ve örneğimizi tamamlamış olacağız. Önemli olan çünkü arttırma prensibi. Evet. Yelpazelerimizi yaptığımız sıradan sonra hem arttırmamızı hem de V'lerimizi oluşturuyorduk. Bunun için iki zincir başına aldım. Artık bakın şuradaki çukurların her birine birer tane. Gördüğümüz üzere birinci çukur, ikinci çukur, üçüncü çukur. Ve bu çukurlardaki bağlamalardaki sık iğnelerini kullanacağız. Sık iğnenin tepesine. V'mizi yapalım. İki zincir. Aynı noktaya tekrar. Diğer tarafa nasıl geçiyorduk? Üç zincir yapıp tam ortadakini sık iğne ile bağlayıp yine 3 zincir yapıp başını alıp buradaki çukurun bağlanma noktasına yeni V'mizi yapıyoruz. 2 zincir var tabi aralarda. Diğer tarafa geçmek için yine 3 zincir. Trabzanın ortasını bulup sık iğne ile bağladım. 3 zincir ve yine bitim noktasındaki çukura 3. V'mizi de yaptık. Böylece arttırmamız da hazır. 2 zincir yaparak kenara ulaştık. Biraz hızlı yapmaya çalışıyorum vaktinizi almamak adına. 1 zincir döndüm ve böylece artık burada 1, 2, 3 adet yuvamız hazır. Son kez onun başlama ve bağlama kısımlarını da göstereyim. Evet, kenarımız hep aynı şekilde dediğim gibi ilerliyor. Bu bağlama kısmında iki zincir yapıp alt sıradaki trabzanın kenarına sık iğne ile bağladım ve başını alarak direkt V'mizin içine 9 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. 5 6 7 8 ve 9. Bunu da hiç başını almadan şu aradaki sık iğneye sabitledik. Yine başını aldık. Yine 9 adet ikili trabzanımızı yaparak ilerliyoruz. Şuradan da gösterecek olursam şu anda bunu yaptık. Bunu.
Döndüğümüzde yine çukurları kullanarak bu sefer 4 adet yer hazırlayacağız ve bu şekilde istediğimiz boyuta kadar genişleterek çok düzgün bir üçgen elde etmemiz mümkün. Bu kısımlara iplikler takabilirsiniz ya da bu şekilde de kullanmanız mümkün. Gayet hızlı ilerleyen keyifli bir örnek. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler.